CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP ekonomi masası heyetiyle Kapalı Çarşı'da karşılaşan ve tepkisini dile getiren Mevlüt'e Benderlioğlu'nu ziyaret etti. İkili arasında samimi bir diyalog yaşandı. 74 yaşındaki Elazığlı Mevlüt Benderlioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında ve 10 CHP milletvekilinin katılımıyla Elazığ'a gelen CHP ekonomi masasının Elazığ'daki Kapalı Çarşı ziyareti esnasında heyetle yaşadığı ekonomi diyaloğuyla gündeme gelmişti. Aynen 5 yıldır muhtet gibi yemeği, bakımı, her şeyi. Niye ortaya düşmüştü? Biz ortaya düştük milletle beraber. Milletin derdi büyük. Pahalılık almış başını gitmiş. Beş pahalı değil. Bak herkes alıp çıktığını yiyor. Valla herkes alıp yiyor. Hepsi nakit yapıyorlar. Öyle mi? Biz de emekliyiz. Allah'a şükür paramızı yaptırıyor. Bu zamları kim yapıyor? CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Mevlüt Benderlioğlu'nu ziyaret etti. Nasılsın? Böyle buraya mı bırakayım? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Türkiye'de neşin oldun. Evet. Sayenizde. Vallahi neşin oldun. Teyze maşallah. Evet. Ben de onlar konuşuyorum. Yanlış yere olmaz. Vatandaşın söylediği her zaman kendi açısından doğrudur. Nasılsın dayı? Keyfin sağlığı nasıl? Acıyorum. Bak sen CHP milletvekillerine orada Sayın Cumhurbaşkanı'nı methettin, CHP politikalarını eleştirdin. Bu senin hakkındır. Yapabilirsin, eleştirebilirsin de. Sever. Ama ben eleştirdiğin halde seni ziyarete geldim. Teşekkür ederim. AK Parti milletvekilleri sana seni ziyarete geldi. Milletvekili Erol, emekli maaşıyla rahatlıkla geçindiğini ve birikim yapabildiğini söyleyen Benderlioğlu'nu tebrik etti. Kutlamaya geldim. Niye biliyor musun? Milletvekilimiz, AK Parti milletvekilimiz üzerinde 98 bin lira maaşla geçinmiyor, sen emekli maaşla geçiniyorsun. Vallahi sen kutlamaya geldim. Milletvekili Gürsel Erol, vatandaşın düşüncesini özgürce dile getirmesinin önemli olduğunu söyledi. Ama ben seni kutluyorum. Bak seni niye kutluyorum? Sonuçta bu ülkede herkes düşüncelerini özgürce, korkmadan, cesurca kim ne düşünse düşünsün ifade etmeli. Aleyhte aleyhte hiç önemli değil. Sen düşüncelerini bize söylediğin için biz de sana teşekkür ederiz. Zaten bizim görevimiz de senin bu düşüncelerinin doğruluğunu, yanlışını tartışmak değil, senin oturup konuşarak, sohbet ederek, kendimizi sana anlatarak bir daha bizi gördüğünde belki de bize diyeceksin ki ya şurada hata yapmıştınız ama ben sizi uyarmıştım, bu hatadan vazgeçtiniz, aferin, helal olsun size. Önemli olan sizi o noktaya getirelim. Bak sen CHP milletvekillerine orada Sayın Cumhurbaşkanı'nı methettin, CHP politikalarını eleştirdin. Bu senin hakkındır. Yapabilirsin, eleştirebilirsin de. Sever. Ama ben eleştirdiğin halde seni ziyarete geldim. Teşekkür ederim. AK Parti milletvekilleri sana seni ziyarete gelmedi.